Ve takımı. Usludur, olur mu? Her şey iyi gidecek. Ayrıca kimsenin kız arkadaşını asılma. Buralarda hiç hoş karşılanmam. Biliyor musun Poli, ufaklık için endişeleniyorum. Bu şekilde yaşamaya alışık değil. Sokakları da tanımıyorum. Üstelik o okulda neler olacağını biliyorum. O kale serserinin biri benim oğlum olduğunu bildiği için onu yere sermeye çalışacak. Pataklamaya çalışacak. Anlarsın ya. Yani tanım. Vay Balboa. Evet. Nasılsınız? Adım Tarık. Öyle mi? Sen nasılsın? Vay canına. İsmine bakılırsa sert birisin. Evet, haklısın. Bu iş de kolay değil. Her neyse. Oklahoma'dan geliyorum. Hoş geldin. Amatörlük rekorum 45'e bir. 18 yaşında profesyonel oldum ve 8 dövüşüm boksör var. Boksör müsün? Evet, boksörüm. Şimdi 20 yaşındayım ve size kendimi göstermek istiyorum. Gelmeden önce $400 biriktirdim ve 2 haftalık eğitim için onu size verebilirim. Evet, anlıyorum. Ne? Affedersin delikanlı, burada küçük bir işimiz nedir var. Nedir bu? Ben kayıp falan mı ederim. Seni tekrar görmek güzel dostum. Evet, nasılsın? İyiyim sen. Ne? Benim sağlığım yerinde, evet. İnsan başka ne isteyebilir ki? Para mesela. Yine şimdi işe ne? Gitmedi. Buraya mı? Evet. Nemli kutuya mı? Evet. Bu imajın için hiç iyi olmaz. Kenar mahalle kesmek. Hadi benimle gel. Raki buraya. Gelirse... Kenar mahalle kesmek. Keşmekeş o, keşmekeş. Raki'ne George eldivenlerini tekrar giymeyi düşmeni istiyor. İyi para var biliyorsun. Ama kullanım sürem resmi olarak hayır, doğru. Marka değerin var. Hala insanları koltuklara oturtup çuvalla para yapabilirsin. Hala iş yapan, haklı olan bir iş adamı asla emekli olmaz. Çünkü bu tür fırsatlar sadece Amerika'da karşılaşılır.